Sevgili Akhisar Spor üyeleri, olağan seçimde genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Açılış ve yoklama konuşmasını yapmak üzere Sayın Ali İbrahim Doğan'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli Akhisar Spor'umuzun cefakar, vefakar üyeleri, Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda Akhisar Spor'umuzun kurucusu Yılmaz Atabarut abi burada. Onun için teşekkür ederim. Nerede Akhisar Spor'un üyeleri? Biz seçilerek gelen bir yönetim ve başkan değiliz. Biz 04-07 tarihinde Akhisar Mahkemesi tarafından kayyum atanan kişileriz. Bu süreçte göreve geldikten sonra Akhisar Spor'umuzun maçlara geç kalmamaları için, hazırlık yapmaları için takımımızı topladık ve onların ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte her ne kadar bizim görevimiz olmasa dahi biz Akhisar Spor'umuz için bazı kuruluşlardan yardım talep ederek bugünlere geldik. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Akhisar Belediyesi Başkanı Ahmet Besim Tutlu'ya, peynirci Selçuk arkadaşımıza, mandaracı, Gizem ya. Yağ fabrikalarına, Tuncay Gizem'e, Atatürk, Akhisar Seyahat Otobüsleri, Baykar Zeytincilik, Pazarcılar Odamız, Sayın Başkan hoş geldin. Kahveciler Odası, Harun Er Yüksel, Karabulut Şirketleri, Yeşil Siyah Taraftarlar Dernekleri, değerli arkadaşlar, bu taraftarlar derneklerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu zor günde taraftarlar derneği olmalarını gösterdiler. Takımımıza yemek verdiler. Takımımızı antrenmanlarda yalnız bırakmadılar. Baklavayla ödüllendirerek kulübümüze gelip topçularımızla ilgilendiler. Polat Kasapoğlu iş adamı bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Tabii ki bunları niye okuyorum? Değerli arkadaşlar, insanlar rahat kana, kulüp bazı iyi zamanlarda herkes yanında olur. Ama önemli olan kulübümüzün böyle zor şartlarda olduğu zamanlar sahip çıkmak lazım. Süper Lig'deyken bu kulübe herkes geliyordu. Buralar doluyordu. Ama ne yazık ki mahkeme tarafından bize kayyum verildiği zaman çok şeyler bekledik. İş adamlarından olsun, daha başka kuruluşlardan bu kulübe sahip çıkmaları için, yönetim kurulu oluşturmak için iş adamlarını aradık. Yönetim kurulu oluşması için, kulübe destek olmaları için kapı kapı gezdik, telefon ettik. Maalesef değerli arkadaşlar, onun için buraya genel kurulumuza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada kongremizi yönetmek üzere, kongremizin devam etmesi için yarı sayısını geçmemiz gerekiyordu. Heyecanlıyım, kusura bakmayın, 75 yaşındayım ben. Sayımları yaptık, yeterince çoğunluğu sağladık. Onun için kulübümüzün avukatını tutanakları tutması için talimat verdik. Tutanaklar tutuluyor. Bu kongremizi yönetmek üzere önergesi olan var mı? Divan oluşturur. Çünkü bu kongre yönetilmesi için divan oluşturmamız gerekiyor. Önergesi olan var mı? Başka önergesi olan var mı? Olmadığına göre divan başkanlığına
kulübümüzün kurucu üyesi abimiz Yılmaz Atabarut, başkan vekilliğine Sümeyye Betül Karadaş, avukat, katip üyelikleri Süleyman Şakrak, önergeyi verenler Akın Kara, Akhisar'ımızın mali muhtarımız, sevdiğimiz abimiz, kardeşimiz, üçüncü önergeyi veren Osman Oktay. Evet, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Yılmaz abi buyurun. Teşekkür ederim. Süleyman abi. Avukat hanım nerede? Sümeyye hanım. Yılmaz abi saygı duruşuyorum. Siz tamam yaptınız. Müsaade ederseniz. Evet. İktidara geldim artık sen. Evet, bizden gören çıktı abi. İnşallah bu genel kurulu da hayırlısı da yaparız. Biz de gider mahkememize teslim ederiz. Evet. Efendim, sevgili Akhisar Spor üyeleri, değerli misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları, böyle bir günde aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Daha nice günlerde birlikte olmalarınızı diliyorum. Bu kulüp sizlerin elinizde bir yere gelecek, daha ileriye gelecek. Artık dibe vurduk, bundan sonra yükselme zamanı. Efendim gündemi takdim edeceğim. Gündemi okumak üzere sevgili başkan yardımımıza listeyi umut ediyorum. Buyurun efendim. Gündemi okuyoruz. Açılış ve yoklama, divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunuşu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve kabulü, denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü, dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü, yönetim kurulu başkanının konuşması, dernek organlarının seçimi, dilek ve temenniler, kapanış. Efendim, gündemi dinlediniz. Gündem hakkında söz almak isteyen var mı? Sayın Başkan. Buyurun efendim. Gündeme son yönetimin ibra edilmesinin konulmasına. Şimdi burada tabii ibra'yı bilmedikleri için yazanlar kabulü yazmışlar. Ben onu ibrası diye okuyacağım, merak etmeyin. Tamam, başkanım, bu da böyle kalsın. Tamam, avukatlarımızın inceliği var bu konuda. Efendim gündemi oynamaya sunmuştum. Gündemi kabul edenlerden el kaldırmasını rica edeceğim. İttifakla kabul edilmiştir. İşte bizim elektronik tutuluyor mu arkadaşlar? Elektronik tümden tutuluyor mu? Tamam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi olan evet. Saygı duruşu istikamış. Efendim ülkemiz için başta Atatürk'ümüz olmak üzere canlarını feda eden asker kardeşlerimizin, spora gönül vermiş hayatta olmayan kardeşlerimizin hatıralarını yad etmek için herkesi saygı duruşuna davet ediyorum. Thank you.
temiz ilerliyor, bana ne? Tamam. Şimdi bilindiği üzere kendilerine şükran duyacağımız iki kardeşimiz var. Halil İbrahim Doğan ve Abidin Er Yüksel. Kayyum olarak bu boş zamanda zamanlarını, mesailerini yapmamaları halde, gerektiği halde korkusuzca, eksiksizce yapan kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Bildiği gibi bu genel kurulumuzda gündemin maddelerine geçeceğim. Yalnız şimdi şurada bir farklılık var. Biliyorsunuz raporları okumak üzere genelde genel başkanın veya görevlendirdiği kişinin okuması gerekirdi. Fakat kayyum meselesi gibi iki kere bizim kulübümüzü zor duruma düşünen bir konunun dolayısıyla, bu okuma işi Abidin kardeşimizin üzerine geliyor. Buyur Abidin Er Yüksel, sevgili kardeşim, mikrofon sizin. Teşekkür ederim Sayın Yüksel. Şimdi bildiği üzere mahkemece atanmış kayyum heyeti olarak normal şartlarda yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı olan genel kurullarda okunuyor. Fakat biz kayyum heyeti olduğumuz için bütün yetki, denetim, bütün organlar bizde. O yüzden yönetim ve denetim kurulunun faaliyet raporlarını ben tek madde, tek şey üzerinde okuyacağım size. Mahkeme kararıyla atandık 4 Temmuz'da ve 3 aylık bir yetkiyle hakim bizi olağan seçimli genel kurula götürmeyi uygun gördü, görev verdi. Bu görev sonucunda biz Ali İbrahim Başkanım'la birlikte bu göreve kabul ettik ve çalışmalarımıza başladık diyebilirim. Bu konuda gerekli görevlendirmeleri, kulüp personeliyle tanışmayı, takımı toplamayı hepsini tek tek başkanımla birlikte yaptık. Ali İbrahim Başkanım'la gerçekten çok zorlu bir süreçti bizim için yani. Bu süreçte olabildiğince erken karar vermek zorundaydık. Çünkü bütün takımlar toplanıyor, ligler başlıyor. Bir sürü karar verilmesi gereken, yönetim kurulunun karar vermesi gereken durumlar var. Bu durumlara biz karar veremeyeceğimiz için Ali İbrahim Başkanım'la en uygun tarih olarak bugünü seçtik. Ve hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Ali İbrahim Başkanım'la birlikte kayyum heyeti olarak gerekli defter ve belgeleri, mali yönden, idari yönden hepsini inceledik. Kulübün gelirleri şu anda önceki yönetimlerin temini altında, banka borçları yüzünden temini altında. Yani şu an kulübe herhangi bir gelir gelmiyor. Kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir gelir gelmiyor. Bütün gelen gelirler temlik anlaşması şartıyla bankanın borcu olarak ödeniyor. Kulübün kendi kendini idare edebilme durumu yok. Bu durum genellikle yönetim kurulu başkanının inisiyatifine kalmış. Kendi cebinden koyduğu paralarla bugüne kadar gelmiş. Ve sürekli Eren Başkan burada borç vererek, kulübe düzenli olarak para yatırarak futbolcuların ve personellerinin maaşlarını tamamlamış. Sonuç olarak Eren Başkan'a toplam 363.997 euro ve 7.651.750 Türk lirası kulübe ödünç borç para vermiştir. Bu borçların biz bu süreçte, bir aylık süreçte bizim de hiç paramız olmadığı için şey yapamadık yani. Yeteri kadar elimizden geldiğince yapmaya çalıştık Ali İbrahim Başkan'la. Fakat kulübün işleyiş düzeni şu an bütün gelirlerinin temlikte olmasından dolayı yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulunun ödünç olarak kulübe verdiği borçlar sayesinde yürüyor. Bilginizi de sunar arz ederim. Saygılarım var. Teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirler. Rapor hakkında konuşmak isteyen var mı? Söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre yönetim kurulunu yaptıkları mesai, çalışma dolayısıyla idari ve mali bakımdan
ibrasını arz ediyorum. İbra edenler, etmeyenler, ittifakla ibra edilmiştir de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu meyanda denetleme kurulunun onun raporu da okunduğunu kabul ediyoruz, öyle mi? Doğrudur. Müsaade ederseniz denetleme kurulunun da mali ve idari yönden ibrasını rica ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, ittifakla kabul edilmiştir. Teşekkür ve tebrik ediyorum. Müsaadenizle gündemin yeni maddesine devam ediyoruz. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü. Bu konuda kim konuşuyor? Evet. Evet, devamlı konuşmacımız devam ediyor. ...2022-23 sezonu tahmini bütçesini okumak istiyorum sizlere. Gelirler, futbol gişe gelirleri, tahmini bilet bütçe gelirleri 100 bin TL olarak bildirilmiştir. Futbol yayın hakları ve katılım gelirleri 2 milyon 500 bin lira civarında öngörülmüştür. Fakat bu kulübün bu gelirleri temineye gidiyor söylediğim gibi. Futbol transfer gelirleri 3 milyon lira olarak öngörülmüştür. Toplam 2022-23 sezonu tahmini bütçe gelirleri toplamı 5 milyon 600 bin TL. Giderler, futbol oyuncu maaş ve prim giderleri 7 milyon lira. Teknik kadro maaş ve prim giderleri 1 milyon lira. Diğer çalışanlar maaş ve prim giderleri 600 bin lira. Maaş ve primlerin stopaj muhtasar vergileri 450 bin lira. Maaş ve primlerin, bu topçularımızın sigorta primleri 1 milyon 50 bin lira. Diğer faaliyet giderleri 1 milyon 875 bin lira. Finansman giderleri 600 bin lira. Toplam giderlerimiz 12 milyon 575 bin lira. Yani kulübümüz tahmini edilen bütçede de zarar etmektedir. Saygılarımla bilginize sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Bütçe hakkında konuşmak isteyen var mı? Bütçe hakkında konuşmak isteyen var mı? Var mı, konuşmak isteyen yok. O halde bütçeyi bu mevcut şekliyle oylarınıza bahsedeceğim. Yalnız bu alın içinde bir aktarma yetkisine ilave edelim. Bütçeyi aktarma yetkisiyle koy içerisinde kabul edenler el kaldırsınlar. Etmeyenler İttifakla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Şimdi bir yeni maddeniz var. Yönetim Kurulu Başkanı konuşması. Şimdi bu konuşmayı kime vereceğiz? Evet, buyurun. Şimdi kayyum hikayesi olduğu için kulübümüzde bu olağanüstü bu durum dolayısıyla şimdi Yönetim Kurulu Başkanımızın konuşması dediğimiz artık Ali İbrahim kardeşimin yaptığı konuşmayı kabul ediyoruz ve bu maddeyi de geçiyoruz efendim. Şimdi şimdi seçimler maddesine geçeceğiz herhalde, değil mi? Dernek organlarının seçimi. Şimdi ben bu konuda aday bekliyorum. Yani seçim yapabilmek için tabii aday olması lazım. Yönetim kurulumuz için aday olanların isimleri var mı? Öyle bir liste var mı? Yahut da kişisel olarak müracaat etmek isteyen var mı? Onu bekliyorum. Var mı efendim? Liste var mı? Var. Şimdi önüme bir liste geldi. Bu liste dışında üye olmak isteyen var mı? Olmadığına göre listeyi okutuyorum. Buyurun efendim. Şunu okuyalım efendim. Denetleme kurulunu sor okuyalım. Efendim, asil evi üyelikleri okuyoruz, evet. Yönetim kurulu asil üyeler: Evren Özbey, Zeki Ayaktaş, Serhat Özbey, Müşer Özbey, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Recep İşçi, Erdal Tüfekçi, Özkan Söylemez, Muhittin Kahraman, Mehmet Turanlı. Yönetim kurulu yedek üyeler listesi: Gökmen Ökmen, Ahmet Özkan, Mustafa Kocatepe,
Ahmet Sürmen, Serap Özbey, Zeynep Özbey, Sibel Aktaş, Nisa Özbey, Ahmet Öztürk, Mehmet Öztürk, Rıdvan Özmen. Teşekkür ediyorum. Efendim arkadaşlar, isimlerini dinlediğiniz okudum ve kardeşim, sevgili kardeşim, avukat kardeşimiz. Yani kulübümüzde ilk defa böyle kürsüde bir hanımefendi görmenin gururunu da yaşıyoruz. Tebrik ederim, tebrik ederim. Efendim bu listeyi oylarınıza vaz edeceğim. Listeyi olduğu gibi aynen kabul edenler, etmeyenler, İttifakla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Hayırlara vesile olsun. Efendim yönetim kurulumuzu bir tanıyalım. Ve yönetim kurulumuzun adına kendi yerinden herhangi birinin söz vermesini, daha doğrusu sözleri ifade etmesini, beklenen hizmetleri, yapabileceklerini ifade etmesi veya yapmayı düşündüklerini söylemesini bekliyoruz. Evet efendim, buyurun. Buyurun seçilen kardeşlerimiz. Sizleri sayın üyelerimiz görmek istiyorlar. Sizleri tanımak istiyorlar. Alkışlamak istiyorlar. Sizlerden görev bekliyorlar. Kabul ettiğiniz görevler dolayısıyla büyük sorumluluklar içerisindesiniz. Bu sorumlulukların ağırlığını taşıyacak gücü sizde görüyorum. Hep beraber tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Allah kolunuza, cebinize kuvvet versin. Cep de çok önemli değil ya. Evet. Bu seçilenler arasında konuşmak isteyen kim? Buyurun eski başkanımız. Kürsü sizin. Yalnız öyle şeyler vaat edin ki herkes gururla sağda solda anlatsın. Duyan duymayan duysun. Herkese selamlar, sevgiler. Öncelikle kurucu başkanımız Yılmaz Atabarut'a, yine aramızda olan başkanımız, yine kayyumlukta yapan Halil İbrahim Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de bugün bizleri yalnız bırakmayan dostlarımız, üyelerimiz, uzaklardan gelen, Aksar'dan gelen, Ağustos sıcağında bize yalnız bırakmayan üyelerimize yapıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. 1,5 yıl önce burada kongrede konuştuğumda ben şu cümleleri net hatırlıyorum. Bu işler kule işler değil. Bütün Aksar'ın belediyesi, diğer dernekler, iş adamları, herkesin el birliğiyle el atması gereken bir kurum olduğunu söyledim Aksar Spor'a. Fakat özellikle bugün bu görüntülerden bizleri izleyecek olan Aksar Spor'u sevenlere söyleyeyim bunu ben. 1,5 yıl içinde bu kulübe 1 TL bile para yardımı yapılmamıştır. Neticede kulüp daha zor durumlara düşmüştür, daha kötü durumlara düşmüştür. Çünkü bir söz var arkadaşlar, yalnızlık Allah'a mahsus bir şey diye. Kulüp yapayalnız, sadece benimle olacak bir şey değil bu. Burası küçük bir spor okulu değil. 7 yıl Süper Lig'de oynamış, Avrupa Kupalarına gitmiş büyük bir kulüp. Yalnız benimle birlikte ayakta durması çok zor. Özellikle zaten son bir yıldır tamamen benim bireysel mücadelemle geçiyor bu. Çok zor. Olmuyor bir türlü, olmadı. Sebep de işte yalnızlık, yalnız bırakılma. Her şey maddiyatla alakalı mı? Tabii ki her şey maddiyatla alakalı değil ama spor kulüplerinde, futbol kulüplerinde maalesef futbolcuların ayaklarına bakıyoruz. Futbolcular da tamamen maddiyata bakıyor. Eskisi gibi öyle aidiyet duygusu, amatör ruh, kendim için oynayayım, takımım için oynayayım gibi şeyler yok artık. Benim evimde yatıp yemeğimi yiyen futbolcular bile dönüp sırtımdan vurdu. Ben bırakın kulübü, beni sırtımdan vurdu. Yalnız bırakıldık özetle arkadaşlar. Geldiğimiz süreçte de kayyum olayına da kısaca değineyim. Bizim herhangi bir yönetimimizde en ufak bir usulsüzlük ya da yasal dışı hiçbir şey yok.
Ne yazık ki biraz komik olacak ama ilk önce bir Haziran ayında bizi şeyle uğraştırdılar, kayyumla. Olağan kuru, genel kurulu yapmak için mahkemeden defterlerimizi istedik. Biliyorsunuz bizim Mart'taki kongremizde, 2020'deki kongremizde dava açmışlardı. Mahkemede kayyum heyetinin götürmesini istedi. Fakat daha sonra yine o üyelerimize teşekkür ediyorum, Ali Dal ve Sedat Kamova. Kulübün önünü açarak davalardan vazgeçtiler. Tekrar kayyum bitti. Ben 10-15 gün bu süreyi kaçırdım. Kongre olağan genel kurulu. Sebebi de şu, ben çok güçlü bir yönetim oluşturmaya çalışıyordum İstanbul'da. Tekrar takımı Süper Lig'e kadar taşıyabilecek bir proje için uğraşırken burada fareli bir gün sayıp kulübü tekrar mahkemeye verip sonra sokmak için uğraşanlar varmış. Bazen kendi emeklerime de çok üzülüyorum. Yazık diyorum. Kulüp şu an ikinci kez kayyum ve ikinci kez işte bu kongreyi yapmak için bile yine bu hafta mahkemelerden izinler almak için büyük mücadele verdik. Biz yokken kulübe yalancılar, sahtekarlar sahip çıkmaya çalıştılar. Üye bile olmayanlar aday izlediler. Mikail Kaplan mı, Çakal mı, ne oldu belli olmayan bir adam türedi, çıktı geldi. Yani ben buraya geldiğimde o kadar sorgulandım ki, fakat Google'a tıklandığında Özbey kardeşlerin kim olduğunu herkes biliyordu zaten. Benim bu kulübe ihtiyacım yoktu. Şenol Güneş milli takımdan istifa ettiğinde basın toplantısında şu cümleyi kurmuştu. Ben çok yadırlamıştım, 2-3 yıl olmuş, unutamıyorum. Ya dedi, yalvardınız bana dedi ya, yalvararak getirdiniz, beni rezil kepaze ederek göndertiyorsunuz demişti. Tabiri caizse bana yalvararak buraya getirtenler altıma uymak için hala çalışıyorlar. O gözlüklü palyaço kılıklı herifin avukatlığını yapan kişi, Arzu Halci gibi dilekçe yazan kişi, Arzu Halci diyeyim ben ona, bizim o beni buraya yalvararak getirten başkan Fatih, başkan da demiyordum ben ona, eski muhasebeci diyeyim, Fatih Karabulut, kulübün eski muhasebecisi. Aynı avukat, beraber birbirlerine plaket de vermişler bu hafta. Ben onlara sadece şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, sizin ne olduğunuz belli. Fatih sen çok zenginsin. Burada zenginsin. Burada büyüksün. Ama bu kulübü mal varlıklarına kadar satıp kaçtın. Borçlandırıp temin yapıp kaçtın. Arkana kulübün diğer o süperlik zamanı şaşalı dönemlerinde para varken gizli destek alıyorsun o diğer o Süleyman iş ekipleri. Bunları da biliyorum. Arkadaşlar bırakın şu kulübü. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın sizden rica ediyorum son kez. Artık bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Ben 14 milyon 500 para harcamışım. Siz bu kulübe Süleyman İşçi kendi deyimiyle ben hayatım boyunca bu kulübe para vermedim dedi. Perde arkasından sürekli operasyon yaptığı için şimdi ismini zikrediyorum. Aslında onun ismini zikretmek bile istemiyorum. Çok güçlüsünüz hala. Gelin sahip çıkın ya. Hala yani elinizde. Ben yapmak istemiyorum açıkçası. Şu anda bir dakika bile devam etmek istemiyorum. Çünkü bu şehir beni istemedi. Geldiğimden beri istemedi. Takım TFF birinci ligde daha ilk 5'te kendine kapalı silah çelikler bırakıldı. Akstar Spor, Akstar Barınları diye. Düzelir dedik. Takımı hep Akstarlar yönetmiş dedik. Belki severler dedik ama sevemedi. Ligden düştük, bıraktık, kaçmadık. İnsanlar bırak, 2-3 tane futbolcu sat git dediler. Paranı al dediler, bırakmadım. İkinci lige başladık. Deplasmanda Zonguldak'a yenilik geldik. Elimizdeki ilk maçta bütün tribünlere İstanbullular istifa, Özbeyler istifa, menajerler istifa diye bağırttınız. Sevmediniz bizi. Ben de pek sevemedim açıkçası. Akstar'da 5-6 kişi ya seviyorum ya sevmiyorum. Açık söyleyeyim yani. İnşallah şu konuşmamdan sonra bir hafta 10 gün içinde birileri gelir, sahip çıkar, ben seve seve bırakırım. Böyle bir seyrederim. Sizler ne yapıyorsunuz? Belki belediye sahip çıkar, Akistarlı biri gelince. Belediyeden hiçbir nakit destek yok. Belediye nakit desteği olmadan bütün kulüplerin yaşaması çok zor. Ben başkanlığa devam edersem, Sayın Mehmet Büyükekşi'yle bir geçmişten bir tanışıklığım, dostum var. Kendisine aynen bu teklifi yapacağım. İstanbul Ligi ayrı olsun. Bir de bir belediyeler ligi olsun. Çünkü profesyonel liglerde Süper Lig'den alt taraflar rezalet içinde. Her kaybında %90 gelir kaybı var. Süper Lig'de 100 milyon yakın gelir varken alt ligde 12 milyon, daha alt ligde 2. liglerde 2 milyon civarında gelir kaybı var. En büyük matematik profesörünü getirin. Yapamaz yani, bu dengeyi kuramaz. Bu ligde sadece 2 milyonun üzerinde sigorta primleri ve futbolcuların yemesi içmesi tutuyordur.
En ufak masraf, bu takım Diyarbakır'a maça gitti, Erzincan'a maça gitti, bu uçaklara nasıl binildi, nasıl yapıldı, herkes kör, sağlı, dilsiz olmuş. Yok mu yani bir şekilde 15 tane, birer milyon verecek zengin baba yiğit? Çıkın kardeşim, bırakın öyle istifadeye bağırmayın. Ben şu an son olarak şunları söyleyeyim. Gerçekten yapmak istemiyorum, inşallah yapan biri çıkar da ben devam etmem. Bu gözlüklü palyaço da olur, kim olursa olsun gelsin kardeşim. Ama şunu da söyleyeyim, o arzu vaciye durmadan davalar açtı, kulübü daha fazla zor duruma sokmayın. Kulüp bu davalar sonucunda zor durumda kalıyor. Ligler başlayacak, forma yok, lisans yok, futbolcu yok, hiçbir şey yok. Eğer yapmak isteyen biri varsa hızlı şekilde benimle görüşsün, anlaşsın. Kanunların boşluğundan, yasaların boşluğundan faydalanıp buraya başlamaya çalışanlara ben yine söylüyorum. Benimle hiçbir görüşmesi olmadı o gözlüklü palyaçonun. O bir tane dal kavuğu var. Cumartesi günü beni aradı. Görüşelim başkanım dedi. İki aydır neredesin dedim. Benimle görüşünü iddia ediyorsun dedim. Abi geliyor. Neyse görüşmeye gelmedi. Kaçtı yine. Gel kardeşim o dal kavuğunu gönderiyorsun. Kendine geliyorsun. Ama bak yasaları boşuna buraya oturtup kendini başkan yapacaksan ben bu paramı yedirmem. Yağmur seven insanlar var. Yağmur yağsın diye dua edenler olur bazen ama yağmurun çamuru da var. Yağmuru seven çamura da katlanır. Sen de buraya başkan olmak istiyorsan katlanacaksın bazı şeylere. Ben seni buraya oturttuğum gün ilk kutlamaya gelenlerden biri olacağım. Eğer benimle anlaşmadan oturursan, o kutlamaya geldiğinde o benim paramı nasıl ödeyeceksin? Söylersin. Bu arada arkadaşlar, gelmeyeceğine emin olun, yabancı çünkü. Ben bir aydır görevde olmadığım halde, bu arada unuttum, çok teşekkür ediyorum yine işte Halil İbrahim Başkan ve Abidin Ev Yüksel'e. Bir aydır onlar büyük bir görev üstlendiler. Elimden geldiği kadar destek oldum yine kendilerine. Bu süreçte ne kayyum heyetimize bir destekleri olmuş. Bir de ben görevde değilken bile transfer açmak için çalışmalar yaptım. Eski oyuncularımız, YK Sporası ve Beşiktaş'ta bir şey oyuncularla görüştük. Hiç kimseyle görüşülmemiş. Bu adam nasıl bir takım Süper Lig'e çıkaracak? Transfer yasağı olan bir kulübü nasıl üstlüklere çıkaracak? Merak ediyorum. Yani transfer yasağını açmıyor. Hiçbir oyuncuyla görüşmüyor. Bir tane yanına hoca almış, ben Akhisar'a başkan olacağım diyor. Az önce cümleler çok üstte kurulunca unuttum. Biz Özmeli kardeşler daha önce buraya geldiğimizde tıklandığımızda işlerimiz, güçlerimiz, İstanbul'da ofislerimiz, adreslerimiz belliydi. Tribünler İstanbul'da, menajerler istemiyoruz dediler. Bu gelen arkadaş da menajer. Bizim kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin diploma lisanslı menajerleriydi. Bu gelen diploması lisanslı menajer. Abdullah Avcı'nın menajeriyim diyor. Soruyoruz, tanımıyor kendisini. Sahtekar menajer yani. İş adamıyım diyen kişi, iş adamısın tamam ne iş yapıyorsun sen arkadaş, sen tekstilci misin, inşaatçı mısın, yok yani. Show TV'ye, Show TV'ye görüntüsü var, kendine iş adamıyım diye çektirmiş. 2 tane mikrofon, 10 tane mikrofonu 2 kişi tutuyor. Sahtekar olduğu buradan da belli. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, mental olarak aslında çok yorgunum. Ama eğer bu yerde kalacaksam Akhisar Spor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendim için suçlu değilim kulübün buralara gelmesine. Bende de suç var. Daha önce de bahsetmiştim. Ben yol arkadaşlarım, dostlarım, futbolcular, birçok kişi tarafından yalnız bırakıldım, satıldım. Tek başına bir insan bu kadar yapabiliyor. Benimle birlikte Akhisar'da adım adım yürüyenler yok oldu. İstanbul'da adım adım yürüyenler yok oldu. Bırakmak istediğimde kulübe alan yok. Tamam başarılı bir şeyler dediğimde yalnız başına bir yere kadar insan yapamıyor yani. O dönem ilk her şey yolundayken çok fazla insanları dinledim. Bu 30'lu yaşlardan sonra bende oluşan bir hastalık, çok fazla dinliyorum. Kafamda ölçüp biçip sonra karar veriyorum. Fakat bazen lider olmanın gerektiği aslında bildiğini uygulamaktan geçiyor. İlk geldiğimizde kafamdaki bazı şeyleri ben ısrar etseydim biraz daha belki her şey daha güzel olabilirdi. Ben yanlışlarımı biliyorum. Hatalarımı biliyorum. Fakat açıklayamayacağım, söyleyemeyeceğim yönetimsel olarak hatalarımız var. Bunları kabul ediyorum. Taraflarımız hiç de suçlu değilsiniz demesinler. Ama inanın düşmemizdeki sebep bu değil. Bu bir faktör. Düşmemizin suçlu ilan edilecekse ben suçlu ilan edileyim ama
bütün maçlarda yönetim istifa eden taraftar hiç kendini suçlamıyor. Biraz herkes elini kalbinin üzerine koysun. Taraftar desteğiyle bütün takımlar en az 2-3 maç kazanıyor. Biz de her sezon bir maç düşüyoruz. Yani bir maçı taraftar desteğinde olsa kazanabiliyoruz. Sıfır taraftar desteği. Parasını ödeyip göndermediğim futbolcuların hiçbir suçu yok. Hepsi şu an kaçmak istiyor. Buraya TFF birincilikteyken gelmek için can atanlar kaçmak istiyor. Ben parasını ödüyorum, palyaço gelip baklava yediriyor burada. O baklava yiyen hocu kardeşlerime de inşallah pazartesinden sonra yeni bir sayfa açacağız. Olumlu anlamda yeni bir sayfa açacağız. Ben bugüne kadar kırdığım, üzdüğüm bu camiada kimler varsa bilerek ya da bilmeyerek özür diliyorum onlardan. Kendim eğer bu görevde kalacaksam elimden geldiği kadar bu takım daha yukarılara taşımaya çalışacağım. Ama yine söylüyorum, TFF başkanına da inşallah görevde kalırsam söyleyeceğim. Ya belediyeler ligi yapsınlar. Belediye desteksiz alt liglerde bu takımların yaşaması mümkün değil. Belediye desteği olmayanlar kapansın. Muhtemelen bizim takımda kapanır eğer bir formül güç bulamazsak. Bu sene tahmini bütçe bence biraz düşük çıkarılmış. Bu takım tekrar iyi yerlere çıkması için 12-13 milyon net para lazım. Transfer yasağı vardı abi de. Belki 15 milyon lazım. Hadi ben bu yıl bir 5 milyon daha harcayayım. Bu şehir 10 milyon daha harcamaya var mı? Var mı öyle bir bu şehirde bu takıma destek verecek? Bağış da yapmasınlar ya, borç versinler takım Süper Lig'e bir tefe verecek insana kadar. Yok, kimse çıkmayacaktır. İnşallah resim başkanımız biraz vakit desteği yapar. Basketbola göre şekilde destek veriyor. Kendisiyle aramız çok iyi. Bunu yüzde geldiğimizde de söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum herkese. Çok fazla uzatmayacağım ama çok mutlu olduğumuz için biraz uzuyor. Ayrıca son kez başta bana vakit olan, daha sonra kulübün özellikle bu yaz kayyum süreçlerinde bana destek veren, kulübün açılsın diye çalışmalar yapan İsmail Hocam'a da teşekkür edeyim. İnşallah onun da bana verdiği sözler var. İnşallah o da kulübün açılsın diye bir projelerini başarır. Özetle arkadaşlar, ben bu koltuğa yapışmış değilim. Beni buraya yalvararak çağırdılar. Hatta kulübün kapısına girerken dönüp kardeşlerimi aralayıp kullanıyordum. Geri mi dönsek ya dedim. Girmesek mi dedim. Ya geldik buraya kadar dedi. Hadi girelim dedim içeri. Futbolcularla tanıştırmaya bir götürdüler. 15 gün sonraki kongreyi bile beklemediler. 15 gün sonraki kongrede gelelim dedi. Koltuğa bizi zorla oturttular. Zorla vekaletler ve imza verdiler noterlerden. Kaçıp gittiler. Sonra da altımıza eşeliyorlar. Nasıl bir mantık, nasıl bir şizofreni bunlar anlamış değilim. İnşallah Allah onlara da akıl fikir verir. Ama daha fazla uğraşmasınlar bende. Kulüpten çok Özbek kardeşlerle uğraşmaya başlıyorlar. Arkadaşlar siz bizle uğraşmayın. Bizde zaten uğraşanlar var. Bu Aksaray Spor'un şanslıklarından biri de o. Spor camiası Özbek kardeşleri kabullenmek istemedi. Tepede biz bar yılanlarla köpek balıkları savaşırken bu hamsiler de burayı karıştırıyor. Hamsiler biz İstanbul gibi okyanusta balinayız. Bakın lütfen dikkatimizden, önümüzden çıkın gidin. Karabulut, Süleyman İşçi, gözlü palyaço. Uğraşmayalım biz birbirimizle lütfen. Ben kulüple uğraşıyorum. Daha fazla birbirimizi üzmeyelim. Çekin önümüzden, kulübün önünden açın, benim önümü açın. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. İnşallah bu dibe çöküşten sonra yukarı çıkma başlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Evren kardeşim, vaadi ayrılmıyorsun. Şimdi Evren yeşildiği üzüntüleri nakletti. Bu üzüntüleri bilmeyenler vardı, öğrendi. Çektiklerin hepsini biliyoruz. Ama ben şimdi başka şey bekliyorum Evren kardeşlerimden. Madem ki bu yönetim kurulu girdi, başkan seçildiği halde ne yapmak istiyor bir de onu duyalım da alkışlayalım hiç olmazsa kendisini diyorum. Üzüntülerle üzülmek istemiyoruz. Bu kulüp artık iyiye doğru gitmesi için ne yapması gerektiğini herkes duydu biliyor. Ben 53-54 sene evvel bu sıkıntılara girerek başladım. Aksar'ı tanıyorum. Hani ben de bir ricada bulunayım ama Akhisar Spor'un topyekun desteği olmadığı sürece, tribün desteği olmadığı sürece,
belediye desteği olmadığı sürece vatandaşlar bu konuya eğilmedikten sonra, Akhisar sevgisi olmadıktan sonra bu kulübü Evren değil, Kenan Evren bir yere getiremez. Evren'e kolaylıklar diliyorum. Ama ne yapmayı düşünüyor onu da duymaktan haz duyacağız. Buyurun sevgili kardeşim. Yapmak istediğiniz yapılabilir, yapılamaz ayrı. Seçime giren sen, hani bir ev kardeşim de bilir. Biz seçime girerken siyasette çok şey vaat ederiz. Seçildikten sonra unutmayız. Sen unutmadan yapacağın şeyleri sırada dinleyelim kardeşim. Buyurun. Bu bir aylık süreçte zaten çalışmalarım oldu değerli Akhisar Spor severler. En büyük hedefim transfer yasağımızı kaldırmak. Bunun için de borcumuz olan oyuncularla görüştük. Birçoğuyla anlaştık. Kulübün borcunu bir nebze aşağı çektik. 2-3 tane daha dosya var. İnşallah Yılmaz Başkanım onları da çözersek transfer yasağımızı kaldıracağız. Biliyorsunuz daha önce efsanemiz Gekas'la anlaşmıştık. İnşallah yarın akşam kendisi Akhisar'da olacak ve göreve başlayacak. Bu müjdeyi vereyim ben. Gol atmasını öğreneceğiz. Gol atmasını. Doğru. Aynen. Gol atmayı inşallah verecek takımımıza. Golcü oyuncuydu. Gekas geldikten sonra biz transfer yasağımızı kaldırmak için çalışmalarına devam edeceğiz. 2-3 tane daha dosyamız var. İnşallah onları da aşarsak Akhisar'ımızın eski Süper Lig döneminden oyuncularımızla görüşüyorum. Eski kaptanımız Kadir Keleş'le falan konuştum. Takımı tekrar iyi yerlere getirmek için onları Akhisar'a davet ettim. Eğer maddi olarak da anlaşabilirsek üst liglerde deneyimli bizim eski futbolcularımızı Akhisar'a tekrar kazandıracağız. Yine büyük takımların altyapılarından takip ettiğimiz oyuncularla temas halindeyiz. Galatasaray'la temas halindeyim birkaç oyuncuyla ilgili. Yani özetle başkanım, ben görevde kalırsam tabii ki mücadele edeceğim. Transfer açık, yeni bir... Görevde kalırsam yok, geliyorsun, geldin artık. Hayır, yani ben geldim de Akhisar'dan gerçekten bir yere istiyorsa ben bırakmaya razıyım. Bizi çünkü şeyi lanse ediyorlar, hani kulübü bırakmıyor, kulübü yönetip bir şeylerden faydalanıyor gibi düşünüyorlar. Tam tersi, benim bu kulübe ödediğim paraları, borçları az önce kayyum heyeti Abi Diner Yüksel, kendisi zaten vali müşavir, bizzat bir ay burada kontrol etmiş. Şaşırmıştı rakamlara, kendisi bunu açıkladı. Benim bu kulüpten menfaatim yok. Kulüp benden götürüyor, ben kulüpten bir şey götürmüyorum. Gerçekten daha yapabilecek biri varsa, o gelirse ben bırakırım. O gelmezse ben göreve tabii ki devam edeceğim. Devam edecek bir şey çalışıyorum. Kuracağım ekiple tekrar üst liglere hedefliyorum. İnşallah başarırız. Ben hayatımda enteresandır, hep inadımla kazandım. İnşallah yine bu inatla da kazanacağım. Çok çileler çekiyorsun bazen inatınla baş edilmeye. Kimisi işte incel diye yana kopsun diye bırakıyor. Hani bu kadar zarar yeter diyenler çok var günümüz insanlarında. Benim karakterim hep savaşmacı, bir ruha sahip. O inatla ve savaşmayla inşallah takım işte iyi yerlere gelecek. İyi bir hoca getirdiğini düşünüyorum Gekas'ı. Transfer yasağını da kaldırıp iyi bir ekip kuracağıma da inanıyorum. İyi bir futbolcularla temastayım. Çalıştım, boş durmadım bu bir aylık süreçte. Takım ben üst lige gelsin diye uğraşacağım ama dediğim gibi bütçe gerekiyor bunun için. Ben 4-5 milyon daha harcayayım ama Akhisar'dan da, belediyeden de, iş adamlarından da ben destek bekliyorum. Hibe etmesinler, borç versinler ya. Benim gibi borç versinler. Bu kadar Akhisar Spor sevgisi var mı herhalde kendilerinde? Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah, inşallah daha iyi günlerde toplanırız. Talepleri tüm Akhisar duyacak inşallah. Hep beraber destek vermeye çalışacağız. Başarılar diliyoruz. Emeklerimle sağlık diyeceğiz. Güzel günlerde beraber olacağız. Bir de bir konuda mutlaka çalışma yapmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz yeni yasa gereği kulübümüz şirket haline gelmek durumunda. Bu konuda da bir çalışma yapılması lazım. Şu anda menemen falan filan nasıl yaptılar, nasıl oluyor bu işler? Şirketleşmek şartı da var artık önümüzde. İnşallah el birliğiyle diyeceğim, başka çaresi yok. Lütfen Akhisar, el ele Sayın Evren Başkanı'yla başarıya ulaşacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum. Mutluluklar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gündemimize devam ediyoruz. Efendim, değerli ekibin denetim organının seçimiyle ilgili bölüme geçtik. Denetçi namzedi alan arkadaşlarımızı okuyoruz.
Lütfen okuyalım. Denetleme Kurulu üyeleri Ali Yılmaz, Betül Karadaş, Semih Özmen. Efendim, isimleri duydunuz. Bunların dışında denetim kurulunda görev almak isteyen var mı? Görev almak isteyen var mı? Görev almak isteyen var mı? Görev almak isteyen olmadığına göre oylarınıza vaz ediyorum. Bu konuda oylarınıza vaz ediyorum. Lütfen oy kullanalım. Kabul edenler, listeyi kabul etmeyenler ittifakla kabul edilmiştir. Tebrik ederim, başarılar diliyorum. Efendim, gündemimizin temenniler bölümüne geçtik. Temennisi olan, konuşmak isteyen, düşündüğünü söylemek isteyen herkese kapımız, bütçemiz, hoparlörümüz açık. Buyurun efendim, konuşmak isteyen var mı? Söz almak isteyen var mı? Efendim, sonuncu defa soruyorum, söz almak isteyen var mı? Hani bir gelip bir şeyde mahkemeye Sayın Divan Başkanı söz almak isteyene söz vermedi dedi. Söz vermek istiyorum, buyurun. Olmadığına göre nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle kapatıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, faydalı olsun efendim.